Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Beceri testleri 3, 1. sorumu büyütüyorum. Bir kenar uzunluğu verilen kitap, bir dikey bir yatay olacak biçimde 270 cm uzunluğundaki rafa aşağıdaki gibi diziliyor. Kitabın uzun kenarının uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katı olduğuna göre bu rafa en fazla kaç kitap yerleştirilir diyor. Arkadaşlar biz ilk önce ne yapacağız? Uzun kenar uzunluğunu bulacağız. Kısa kenar uzunluğu 12 tam %15'miş. Uzun kenarını bulabilmek için 2 ile çarpıyorum. Burası 24 tam %30 santimetre yapacak. Şimdi bir dikey bir yatay olduğu için bir dikey bir yatayın ne kadar uzunluğunun ne kadar olduğunu bulalım. Uzun kenar 24 tam %30 az önce bulduk. Artı kısa kenar 12 tam %15 bunu bize soruda vermiş. Buranın toplamı 36 tam %45. Diyoruz ki bir dikey bir yatay olmak üzere 7 tane kitap konsun. Yani bir dikey bir yatay şunu demeye çalıştık. 7 dikey 7 yatay konulsun. 7 çarpı 36 tam %45 burası kaç olur arkadaşlar? 255 tam %15 olur. Bir dikey bir yatay olduğu için en sonda arkadaşlar yatay oldu. Bakın 255 tam %15. Şimdi diyoruz ki en sonda yatay oldu. Bir tane dikey ekleyebilir miyim? 255 tam %15'e. Ben ne ekleyeceğim arkadaşlar? Dikey ekleyeceğim. Yani 12 tam %15'i ekleyeceğim. Bakın buraya eklediğim zaman buranın uzunluğu 267 tam %27 oldu. Ve arkadaşlar daha da kitap ekleyemem çünkü 3 santimetre kaldı. Burada bitirdik. Yani toplamda en fazla kaç kitap yerleştirilmiş oldu? Burada 7 ile çarptığımızda 7 dikey. Düzgün yazalım. 7 dikey artı 7 yatay artı sonradan bir tane daha boşluk kaldı. Buraya da bir tane dikey ekledik. Buradaki 7 artı 7 artı 1'i topladığım zaman toplamda en fazla 15 tane kitabın yerleştirilebileceğini bulduk. Büyütelim ve soruyu okumaya başlayalım. Bir ondalık gösterimi istenilen bir basamağa göre yuvarlamak için bu basamağın sağındaki ilk rakamın sayı değeri 5 ile karşılaştırılır. Rakamın sayı değeri 5'ten küçük ise istenilen basamaktaki rakam değişmez. Sağındaki her bir rakam yerine 0 yazılır. 5'e eşit ya da 5'ten büyük ise istenilen basamaktaki rakam 1 arttırılır. Sağındaki her bir rakama 0 yazılır. Aşağıda bir bilgisayar programında tanımlanan 3 komut ve sisteme bu sayı giriliyor arkadaşlar. Girildiğinde bu komutlara göre ekrana yansıyacak görüntüler verilmiştir. Buna göre sistemi sağlayan sayısı için A artı B en az kaçtır? Sisteme girilen sayıyı birler basamağına yuvarladığımızda sayı 5'e yuvarlanırmış. Sayımı yazıyorum ben buraya. Birler basamağına göre yuvarlarken sağdaki rakama bakacağım. 1 5'ten küçük olduğu için 5'e yuvarlanacak. Tamam. Sisteme girilen sayı 10'da birler basamağına göre yuvarladığımda 5 tam 10'da 2 oluyormuş. Yani arkadaşlar 10'da birler basamağının sağındaki rakama bakıyorum. Ve 10'da birler basamağının 1 arttığını görüyoruz buradan. Yani 10'da birler basamağının sağındaki rakam arkadaşlar 5'e eşit veya 5'ten büyük bir rakam olması gerekiyor. Yani A sayısını alabileceği değerleri buraya yazdım. Sisteme girilen sayıyı %1'ler basamağına yuvarladığımızda %1'ler basamağının sağındaki rakama bakıyorum arkadaşlar. Ve bize ne demiş? Bize demiş ki 5 tam %16'ya yuvarlanıyor. Bakın arkadaşlar en fazlası olduğu için ben bu sayının
%1'ler basamağına bakıyorum. 6. 6 arkadaşlar en fazlası olabilmesi için buranın 5 olabilmesi gerekiyor. Eğer biz 9'u falan alsaydık arkadaşlar buraya yuvarlanamazdı. 7'yi alsaydık buraya yuvarlanamazdı. 8'i alsaydık buraya yuvarlanamazdım. 6'yı alsaydık yuvarlanabilirdim. 6'yı alsaydık şu şekilde yuvarlanırdı. Mesela sayımızı gösterelim. Sayımız böyle bir şey olsun. Bu sayıyı %1'ler basamağına göre yuvarladığımızda buraya gelebilecek değerler 0, 1, 2, 3, 4 değerlerinden biridir. Ama arkadaşlar biz buraya A yerine 5 girersek arkadaşlar ve biz bu sayıyı %1'ler basamağına göre yuvarladığımızda 5'ten %16 olabilmesi için B yerine 5, 6, 7, 8, 9 değerlerinden birisini alacak. Dolayısıyla şimdi iki durumu da değerlendirelim. A 6 iken B'nin alabileceği en büyük değer 4'tür ve burası 10 oldu. A 5 iken B'nin alabileceği en büyük değer 9'dur ve buranın toplamı 14 oldu. Bakın A artı B'nin en fazla olmasını istediğimiz için A'yı 5 alıyoruz, B'yi 9 alıyoruz ve de 14 cevabımızı buluyoruz. Büyütüyorum. Aşağıda bir kamyonun gideceği yol üzerinde yükseklik sınırı 3 tam onda 5 metre olan yaya geçidi verilmiştir. Buna göre kamyonun yaya geçidine değmeden geçebilmesi için kasasına üst üste en fazla kaç sıra kutu konabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki burası bakın kasanın yerden yüksekliği 7 tam onda 5. Biz bu 7 tam onda 5'im yüzdelik gösterim olarak yazalım. 20 ile genişlet, pardon, 2 ile genişletiyorum. 14 bölü 10, 1 tam onda 4'tür. Bir yükte arkadaşlar 0 tam %25'miş. Ben şimdi ilk önce 3,5'tan yani 3 tam %50'den 1 tam onda 4'ü çıkaracağım arkadaşlar. 1 tam onda 4 burayı çıkardığımda 2 tam onda 1 yapar. Şimdi de arkadaşlar diyoruz ki bu küplerden yani 0 tam %25 metre olan yüksekliği 0 tam %25 metre olan küplerden kaç tane sığdırabilirim ben buraya? Eğer arkadaşlar 8 tane koyarsam ne yapacağım? 0 tam %25 ile 8'i çarpacağım. 25 bölü 100 olarak yazalım. Çarpı 8. 8 ile arkadaşlar 25'i çarptım. 200 yaptım. 200 bölü 100'den burası 2 metre yaptım. Bu 8 tane koyduğum durumda. 9 tane koyarsak 2'nin üstüne arkadaşlar 0 tam %25'i ekliyorum. Ve burası 2 tam %25 oldu. Bakın burası 2 tam %25 ama bizim ulaşabileceğimiz yükseklik 2 tam onda 1'di. Dolayısıyla burası geçemez. Diyoruz ki üst üste en fazla 8 tane kutu konulabilir. Aşağıda toplam kapasiteleri yanlarına yazılan 2 CD'den birinci CD'nin 2 bölü 5'i, ikinci CD'nin 3 bölü 8'i boştur. Birinci CD'ye her biri 0 tam onda 4 GB olan müzik dosyası yükleniyor. İkinci CD'ye her biri 0 tam %25 GB olan müzik dosyası yükleniyor. Buna göre iki CD'ye toplam kaç müzik dosyası yüklenmiştir? Şimdi birinci CD'nin 5'te 2'si boşmuş yani 3'te 5'i doluymuş. Ne kadarının dolu olduğunu bulalım. 8 çarpı 3 bölü 5. 24 bölü 5 oldu. Burayı arkadaşlar 2 ile genişletiyorum. 48 bölü 10 oldu. Yani 4 tam onda 8 GB dolu. Her biri 0 tam onda 4 GB'mış. 4 tam onda 8'i 0 tam onda 4'e bölelim arkadaşlar. Buradaki bölme işlemini yaptığımız zaman birinci CD'ye 12 tane müzik dosyası yüklendiğini bulduk. Şimdi ikinciye geçelim. 20 GB'mış bunun toplam hafızası kapasitesi. Bunun da 3 bölü 8'i boşmuş yani 5 bölü 8'i de doludur. 5 bölü 8 ile çarpıyorum. 20 ile 5'i çarpıyorum arkadaşlar. 20 çarpı 5 100'dür.
Burası 100 bölü 8 olarak geldi. Ben burayı 4 ile sadeleştiriyorum. Burayı 4 ile sadeleştirdiğimizde 25 bölü 2 olarak gelir. 5 ile genişletelim şimdi. 125 bölü 10 oldu. Yani 12,5 GB dolu. Her biri 0 tam %25'miş. 12,5'u geliyoruz arkadaşlar. 0 tam %25'e bölüyoruz. Burası da 50 olarak geldi. 50 artı 12'den arkadaşlar toplamda 62 tane müzik dosyası yüklenmiştir. Şıklarda 62'yi göremediğim için arkadaşlar bu soru yanlıştır diyoruz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.